başrol, baş kadın oyuncusu Hadise, karakter oyuncusu Süheyl Atay falan değil. Dışarı çıktık, yürüyoruz. Arabaya doğru ilerliyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Ama abla bizim hayatımızda şöyle bir yere tekabül ediyor. Heyecanımızı öldürüyor mu kız? Topla şunu dedim. Bunlarla peki ablasıyla dedim. Arasın o dönem nasıldı Süheyl Bey? Hülya Açıköz o dönem de vardı değil mi? Hani onunla bir sorun şimdi, yaşadınız mı? Tabii. Şimdi tam onu anlatıyordum. Ali Poyrazoğlu muhabbetinden darbeyi yiyince tabii orada sustum. Şimdi bu işin mesela hani başrol, baş kadın oyuncusu Hadise, karakter oyuncusu Süheyl Atay falan değil. Süheyl Atay yardımcı rollerde. Yani neden öyle olduğumuzu da söyleyeceğim. Ben sadece orada hani koordinatör, Mayıs başına kadar her şeyi kendisinin kriterlerine göre dört dörtlük yönetmiş bir yönetici. Ama Mayıs'tan sonra perde arkasına geçmiş ve bütün gelişmeleri sadece Hadise'nin rahatlığı ve Eurovision yarışmasıyla ilgili selametimiz adına doğru yapmaya çalışmış bir adım. Ama ana aktörler değişti. Yani Hadise Açıköz, başrollerde Hülya Açıköz. Başrollerde Sinan Akçıl. Yani hikayemiz belli bir aşamadan sonra zaten böyle bir üçlü sacı ayağıyla falan ilerliyor. Hülya Açıköz şu. Yani insan ismiyle yaşarmış. Hani hadise oldu. Ama Hülya mesela niye Hülya onu hiçbir zaman bilemedim yani. Niye Hülya olmuş falan filan. Hülya'da şöyle bir şey var. Ben şimdi hiç kimsenin bilmediği ama bunun tanıkları var mı? Tabii ki var. Süreç filmcilik. Ali hemen patladığına söyler. Karı koca hanımefendinin ve beyefendinin ismi neydi Ali? Ali Gündoğdu. Hı. Eşinin ismi. İnci Gündoğdu mu? İnci. Evet. İnci Kıran Gündoğdu. Evet. Ali, biz şimdi Hadise'yle sanıyorum Eurovision sürecinin hemen öncesinde ama Eurovision gündemde vardı. Hani belki Kasım falan olabilir. Kasım ya da Aralık. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa süreç filmcilikten bir davet aldık. Dediler ki bizzat patronlar Ali Bey ve İnci Hanım Hadise'yle tanışmak ve görüşmek istiyorlar. İyi gidelim. Yani tanımıyorum, tanışırız. Hadise'yle gittik falan. Zaten o dönem popülerlik tabii üst düzey. Ama ben bunlara alışığım yani. Tarkan'la 16 yılım var yani. Herkes bu süreçte şeydir, paspasta yatar yani. İşte kostümcüsü bir yerden girer, bilmem necisi bir yerden çıkar. Yok stylisti, yok dansçısı, yok koreografı, yok şusu busu. Herkesin böyle Süheyl abiciğim, Süheyl beyciğim, Sayın Süheyl Atay falan filan dediği dönemlerdeyiz. Gidiyoruz süreç filmciliğe. Hadise'cim işte seni çok seviyoruz, şudur budur falan filan böyle bir girizgahtan sonra. Bizim bir dizimiz çekilecek. Orada başrol olarak düşünüyoruz. Çok şaşırdı falan. Ama dedi benim dedi hiç dedi, oyunculuk eğitimi yok falan filan. Biz sana koç tutacağız, su yapacağız. Buradaki tam sensin. Dizinin adını falan sorarsanız hatırlamam ama yani sanıyorum süreç filmcilik onu sonra başka şeylerle, aktörlerle ve aktrislerle çekti. Hikayeyi de zaten söylediğim zaman hemen ne olduğu falan da birçok insan tarafından anlaşılabilir. Burada iki kız kardeşin öyküsü var. İki ya da üç kız kardeşin. Üçüncü kız kardeş biraz daha böyle şey, ne diyeyim, o kadar etken bir unsur değil hikayede ve dizide. Ama iki kız kardeş üzerine dönen bir şey. İşte böyle bir kız kardeş var. Biri çok pırıltılı, çok harika bir kız. Işıklar saçıyor falan. Bir kız kardeş var. İnanılmaz kıskanç. Hayatındaki bütün şeyi, hikayesi ve kavgası kız kardeşi üzerine kurulmuş. Onun üzerinden veriyor falan filan. Böyle bir şey. Anlatıyorlar. Ben de saftırık dinliyorum tabii böyle. İşte böyle bir şey denemek ister misin? Bir sinopsistir, şunu gönderelim, bunu gönderelim falan. Tamam hani gönderin, okuyalım falan böyle bir şey dedik. Neyse işin o tarafı çok önemli değil. Biz dışarı çıktık yürüyoruz. Arabaya doğru ilerliyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Hadise Süheyl'cim bir saniye durabilir miyiz falan dedi. Durduk. Hadise hüngür hüngür ağlamaya başladı. Durdurak bilmiyor, tutamıyorum falan filan. Ne oldu yavrum sana ne oldu? Niye böyle bir şey yapıyorsun falan. Dur dedi işte bir sakin
kardeşim falan filan. Epey böyle bir şey oldu. Ama merak ediyorum. Yani bir şeye gitmişsiniz. Şirkete, bir görüşme çıkışta. Evet. Bir görüşme çıkışında yani. Kız şey yani helak olmuş falan filan. Ben nedir ya, olay nedir falan dedim. Ben dedi sana dedi bir şey söyleyeyim mi dedi. Bu dedi benim hikayem biliyor musun dedi. Nasıl yani falan. Yani şurada dedi bana senaryo diye anlattıkları şey hadisenin hikayesi aslında. Şimdi bunu burada donduralım. Evet, ablasıyla kardeşleriyle yaşadı. Yollarını ayırdığı zaman hadiseyle evet. Hani güller açan bir ilişkimiz tabii ki yok. Bir kere gördük, sarıldık. Böyle belki 3 dakika falan sarılarak kaldı. Yani böyle bir hani tanımlanamayan, açıklanamayan falan bir durumumuz da var. Hani bir nefret ilişkisi falan filan yok ama hani nefret tohumu çok ekilmiş bir şey tabii üstüne. Ben ona şöyle bir şey yolladım. Yani ablayı tanıyorum, ablayla ilgili duygumu dünya biliyor yani. Herkes biliyor. En başta hadise biliyor. Ben ona Belçika'da müzikle uğraşan, prodüktörlük yapan, DJ'lik yapan bir çocuk. Aynı zamanda senin hemşerisi ve mahallesinde oturuyor. Onunla şöyle bir mesaj yolladım. Dedim ki hadiseye söyle. Onun yanaklarından öpüyorum. Kafaya hiçbir şeye takmasın. Hayırlısı neyse hayatta o oluyor. Süheyl abi bu gelişmelerden mutluluk duymuş ve senin için en iyi dileklerini yolluyor. Çocukcağız bir gün sonra bana şöyle bir şeyle döndü. Abi senin mesajını ilettim hadiseye. Hadiseleri bana dedi ki benim bu sürecimi en iyi değerlendirebilecek, bütün her şeyi en doğru bilen adam, en doğru yorumlayabilecek adam zaten Süheyl'dir demiş. Yani bu hikaye bu. Şimdi oradan tabii hani bir tarafta Sinan Apçıl diye bir tane genç prensimiz var. Hani sonradan kral oldu ama hani prenslik sürecinde daha. Bir oradan yol alıyoruz. Bir burada bir abla var. Ama abla bizim hayatımızda şöyle bir yere tekabül ediyor. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey demiştim. Bir Belçika menajmanı var, bir Türkiye menajmanı. Biz Türkiye menajmanını götürüyoruz ama televizyon sürecinde artık neredeyse ben hani dünya menajmanıyım. Artık kimseyi takmıyorum. Kimseyle de bu konularda çok fazla muhatap olmuyorum. Çünkü bana ayak bağı olmalarını istemiyorum. Ay şöyle mi böyle mi fikir almak istemiyorum. Çünkü doğruyu biliyorum ne yapmam gerektiğini. Böyle saçmalıklar yaşıyoruz. Şimdi mesela ben dedim ki o dönem Andorra'ya gittik, Malta'ya gittik. Hiç almadığımız puanları aldık. Biz mesela hiç puan alamadığımız yerler var. Puan alamadığımız yerlerden bir tanesi neresi biliyor musunuz? İsveç. Neden İsveç? Çünkü biz İsveç, Finlandiya, Norveç turumuzu son dakikada ablasının hadiseyi yaptığı dolduruş ve oraya koydukları saçma sapan ne üdüğü belirsiz ve hiçbir şekilde zamanlama olarak gerekmeyen bir fotoğraf çekimi yüzünden iptal etmek zorunda kaldık. Ben sonrasında İsveç, Finlandiya ve Norveç'teki fanların, Erevizyon fanlarının Erevizyon'un fan şeyleri var. Yazışmaları, chat grupları var. Oralardaki yazışmalarını izledim. Herkes bana küfrediyor. Diyor ki işte menajeri son dakikada vazgeçti, bilmem ne yaptı, buraya getirmedi, hadise de görür. Bakın Avusturya, işte Almanya, Fransa, Belçika, Sertab Erener 12-13 ülkeyle yarışıyor. Buralardan tam puan alıyor. Sertab Erener tabii ki şampiyon olur yani. Biz yarışırken öyle değiliz. Biz orada Sovyetler Birliği bilmem kaç tane şeye bölünmüş, küçük klana bölünmüş, her biri Eurovision'da var. Biz buralarda yarışıyoruz yani. Bizim birinciliğimiz, yani kimse kusura bakmasın, başta Sertab Erener'in birinciliğinin 8 kat daha üstünde bir değerde. Çünkü biz orada 45 ülkeyle yarışıyoruz. O 16 ülkeyle yarışıyor. Yani dolayısıyla Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve her zaman çok oy attığı yerlerde, bunların başında İsveç geliyor, biz oy alamadık. O insanları son dakikada oraya gitmeyerek kırdığımız için. Yani bütün bu saçmalıkları yaşattığı için tabii bizim Hülya ile aramız son derece gergin. Ve Hülya sürekli, yani şimdi Türkiye menajmanı gibi biz görüyoruz da orada kendini birden böyle Belçika menajmanına soyunduran bir abla var falan. Hülya şöyle şeyler atıyor. Diyor ki lütfen işte bu konularda biraz daha özen gösterirsek iyi olur. Bunu bana atamıyor tabii. Bunu benim asistanlarıma atıyor. Ben de asistanlarımı
ona diyorum ki işte Süheyl Bey bu konuda şöyle dedi. Sadece hani Nisan'a geldik, ortalık gerilmesin. Mayıs'ta Moskova'ya gideceğiz falan filan. Ama burama kadar geldiği bir aşamada biz bir yerde yine Avrupa'da turlardan bir tanesindeyiz. Sanıyorum Almanya'dayız. Almanya'da artık ben dedim ki yine böyle bir şey olmuş falan işte. Siz hani hadiseye yarar mı sağlıyorsunuz, zarar mı veriyorsunuz falan filan. Son derece küstah, haddini bilmez yorumlar falan filan. Ben orada dedim ki hadiseye, hadiseciğim senden bir şey rica ediyorum. Burada benim ekibim duruyor. Hepsi de harika değerli insanlar. Hadise hayatlarını o dönem vakfetmiş insanlar. Gece evlerine gitmiyorlar. Hadisenin başında mesela elini tutup hikayesini dinleyip karşılıklı ağlıyorlar falan. Böyle kızlar falan var. Ben şeyi de merak ettim. Kıyafette Hülya Hanım'ın etkisi oluyor muydu Eurovision'daki kıyafetlerinde? Yani şimdi şu Hülya Hanım'la ilgili burayı kısaca hızlıca toparlayacağım. Ondan sonra oraya geçelim. Evet. Çünkü bu bizim hadiseyle kopma hikayemizi de getiren bir şey. Etkili. Ben evet. Ki Hatice'cim senden bir şey rica ediyorum. Bu insanların çok kalbi kırılıyor. Bana bu mailler atılmıyor ama onlara atılıyor. Ve böyle hani kendince çok acayip ayarlar çekiliyor. Buraya gelsin. Onun da orada olduğunu biliyorum. Ve herkesten özür dilesin. Benim önümde. Ve senin önünde. Bunu yaptırttı. Hülya buraya gel ve insanlardan özür dile dedi. Çünkü onların kalbini kırmışsın. Hülya özür diledi. Sonra döndü bir bana baktı. Bana baktığı zaman neyi gördü biliyor musunuz? Sonrasındaki 1,5-2 ay içerisinde olabilecek her şeyi. Yani ben var ya, hani ben bunun hesabını senden soracağım bakışı o. Çünkü çok rencide oldu ve hadise istedim. Yani hadise özür dile dediği için özür diledi. O zaman da dedim ki hadiseciğim bak sana şunu söylüyorum. Bir daha ekipten birine eğer herhangi bir şekilde böyle hani ayar vermek, fırça atmak, ukalalık yapmak gibi bir şey olursa bizim seninle işimiz biter. Ay Süheyl'cim benimle ne alakası var olur mu? Seni temsil ettiğini iddia ediyor. Seninle ilgili fikir beyan ediyor. Senin bir takım şikayetlerini senin adına iletiyor. Sen ilet bana. Telefon et. Mail at. Çok özen göstereceğim. Şudur budur. Tam işte Nisan ayının sonudur. Hülya Açıkgöz'den bu konuda gelen son mail üzerine benim ekibimden Ali çok iyi tanır. Zeynep diye çok değerli, çok sevgili bir arkadaşım. Aslanım. O da benim kızım gibi. Bir gün dedi ki size bir mail geldi. Göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum. Çok hassas bir noktadayız falan. Ben dedim ki tabii ki göstereceksin. Bu minvalde bir mail. Ben onu aldım. Hadisenin oteline gittim. Hadise buradaydı, Türkiye'deydi. Dedim ki hadiseciğim ben sana ne dedim? Bak bizim seninle ilgili şevkimizi, sana olan sadakatimizi, arzumuzu, sana olan bağlılığımızı, heyecanımızı öldürüyor bu kız. Topla şunu dedim. Sokma. İşte ama Süheyl'cim işte ben nereden bileyim falan. Ben sana ne dedim? Böyle bir şey olursa bizim aramızdaki ilişki biter demedim mi? Dedim. Bitmiştir. Bitmiştir. Şimdi sen şuna karar vereceksin. 3 gün sonra, 4 gün sonra Moskova'ya uçacağız. Bizde mi uçacaksın? Ablan ve ablanın yarattığı bir ekürüyle birlikte mi Eurovision'a gideceksin? Buna karar ver. Çünkü buradaki insanların hepsinin çok fazla gururu rencide oldu. Ben dedi işte dedi, akşam düşüneyim, taşınayım falan filan. Ertesi gün beni ağlayarak aradı. Dedi ki Süheyl'cim hani keşke bu kararından vazgeçilebilsem ama bu kadar şeyi biz birlikte yaşadık, gördük. Lütfen Eurovision'a birlikte gidelim. Eurovision dönüşünde de bunu deklare edelim. O zaman böyle yapalım. Hayır. Ve ondan sonra işte o günün sabahında başlayan kabusa geçiş, kabuslu bir serüven ve Eurovision dönüşü. Yani 16-17 günlük o kabus sürecine girdiğimiz aşamadır o. Böyle bir şey yaşadık. Kıyafetle ilgili sorunuza geleyim. Kıyafetle ilgili maalesef hani sadece Hülya'dan ibaret değil. Yani hadiseyle şu konularda işbirliği yaptık. Bak hadiseciğim şunlar sen kıyafet giyeceksin. Mesela styling olarak çok içine sinen biriyle çalışabilirsin tabii. Bana önerirsen başka insanlar önerebilirim. Türkiye'nin en iyi stylistleri biz hadiseyle çalışmak istiyoruz demişler. Yani bunların içerisinde saymakla bitmez bir sürü insan var.